22 Ocak 2012 tarihli gazetelerde eski Trabzon valisi olan zatın bir açıklaması var. Orada diyor ki Hrant Dink olayı Hont Gerilla tezgahladı diyor. Bana da haber vermediler o ihbarı falan diye. Evet. O zaman demek ki bir Hont Gerilla söylemi var 40 yıldan beri devam eden. Ve madem ki kamuoyunda tatmin etmeyen bir Hrant Dink davası kararı var, o zaman bu meseleleri çözmek için Hont Gerilla'nın açığa çıkarması lazım. Bu açığa çıkarmış değildir. Değil. Peki sizin tanıklığınıza dönük bir talep var. Onu yargı değerlendirir tabii de. Yani böyle bir ihtimal olursa gider misiniz? Yargı böyle bir karar alırsa. Bu tercümenlerin isteğini yargı kale alıp da beni tanık olarak çağırırsa bildiklerimi yahut da sorulanları yanıtlamak için her zaman için hazırım. Yalnız. Şimdi Ergenekon diye bir kitap var. Evet. Ergenekon devlet içinde devlet. Can Dündar Celal Kazdağlı yazdı. Evet, Celal Kazdağlı'yı da biz bulduk. Şimdi onunla da görüşeceğiz. Kazdağlı yazdı. 1997 yılında yayınlandı. Evet. Bundan birkaç yıl evvel de iki kez bir gazete tarafından herkese bedava dağıtıldı bu kitap. Evet. Ergenekon devlet içinde devlet. Şimdi bu Ergenekon davasında konu olan iddianın kaynağı bu kitabın 80. sayfasında yazıyor. Bu 80. sayfasındaki yazılanlar, zaman varsa size okuyayım. Evet. Memduh Ünlülük Paşa kendisinin de bu Ergenekon içinde olduğunu söyledi ve dedi ki bu Ergenekon Genelkurmay'ın da hükümetlerin de bürokrasinin de üstünde bir örgüttür. Yasayla falan kurulmuş değildir. Bu 27 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafından kurulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar ve buraya hizmet eden insanlardır. Ama buraya vatana ihanet ediyor diye hizmet etmezler. Biz vatan kurtarıyoruz. Vatana hizmet ediyoruz. Vatana yararımız doku diyor. Düşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışızdır. Özellikle Amerika'da kontrol eğitim görmüş olan, bu kurslardan geçmiş olan generallerin bir bölümü yeni geldiğinde bu kontrol eğitimi... Şimdi buradaki söylemlerin bir kısmını ben resmi belgelere dayanmak suretiyle bugüne kadar yapmış olduğum kitaplarda yazdım. Evet. Yazdım. Burada dilekçemde işkenceci olarak tanımladığım ve hakkında soruşturma talep ettiğim Memduh Ünlü Türk bir saptırma yapıyor. Aslında kendi örgütünü bağlı olduğu Pentagon'a, CIA'ya bağlı olan örgütü gizlemek için bir Ergenekon tabiri kullanıyor. Aslında bu örgüt Türkiye'de Kont Gerilla diye ifade edilen fakat zaman içinde Gladio olduğu ortaya çıkan NATO, Pentagon, Amerika'ya bağlı olan bir örgüttür. Bu konuda da sayısız kitaplar yapıldı. Ben başta olmak üzere yazıldı. Şu halde bu derin devlet, gizli örgüt, gizli yapılanma, faili meçhul cinayet vesaire çözmek için Amerika'yı sorgulayacaksınız. ABD'yi sorgulayacaksınız. Eğer ABD sorgulanmadan, NATO sorgulanmadan hava nasıl dövülür? Bugün de yapılan budur diye düşünüyorum. Anladım. Yani sizin 40 yıl önce ortaya çıkmasını istediğiniz yapıyla bugün hakkında... Evet, 40 yılda ortaya çıkarttığım yapının 1990 yılında İtalya'da ortaya çıkan Gladio oldu, ortaya çıktı. Gladio'nun da zaman içerisinde NATO ve CIA bağlantısı da ortaya çıktı. Ben de bunu kitaplarımda açıkça yazıyorum. Sonra... Bundan 5-10 sene evvel de NATO'nun gizli orduları diye bir akademik çalışma yayınlandı. Evet, Daniel Ganser'in yayınlaması. Evet, o önemli. Bu gizli orduların hangi ülkelerde ne şekilde faaliyette bulunduğu açıklıkla yazıyor. Anladım. Bana da gönderme yapıyor. Anladım. Hatırlıyorum, okudum o kitabı. Yani sizin o zaman bu Ergenekon o tarihteki yani 73'lerde gözlemlediğinizle bugün yargı önünde olan arasında bir bağlantı
Görüyor mu Talat Turhan? Yok çünkü oradaki bize işkence yapanlar burası Kontkel örgütü diyorlardı. Aslında Kontkel bir örgüt ismi değildir, bir yöntemdir. Hmm. Bunu kitaplarımda çok ayrıntılarla açıklıyorum. Hmm. Zaman içerisinde bunun 90 yılındaki Gladio'nun ortaya çıkmasıyla İtalya'da Gladio örgütü olduğunu ve her Dato ülkesinde muadilleri bulunduğunu ve bunların bu tip kirli işler içinde yer aldığı açıkça yazıldı. Anladım. Peki son bir soru, bu tanıklık meselesine tekrar dönecek olursak, yani gittiğinizde siz tanıklık meselesine şey edersek, dönersek oradaki mahkeme yargıcı ne soru sorursa ona yanıt vereceğim bu çerçeve içerisinde. Anladım. Yani Talat Turhan'a 73'te gördüğünüz şey neydi? Buydu. Biz burada bunu yargılıyoruz. Evet, 73'te onu parlamentoya ilettim. Ondan sonra da Bülent Ecevit başbakan olduğu vakit hapishaneden 380 kelimelik bir telgraf çekmek suretiyle başbakana da ikinci kez iletmek ihtiyacını duydum. Fakat o da bir şey yapamadı bildiğiniz gibi. Ama belki de o Bülent Ecevit'in o tarihte hani Taksim meselesinde birkaç kez sözünü ettiği şey belki de sizin de... Hayır, Ecevit, Sayın Ecevit Sarıkamış'ta bir generalden duyduğu şeklinde bir efsane var. Öyle söyledi sonra da, evet. Oysa ki 1973 Halk Partisi seçim bildirgesini okursanız orada böyle bir örgütün varlığından söz edilmektedir. Evet, evet, doğru, tarihleri öyle. Peki Talat Turhan'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.